Ablacığım, Savaş abinin sana çok ihtiyacı var. Sen de biliyorsun bunu. Savaş'ın beni görmemeye ihtiyacı var. Hadi ben taksi çağırıyorum. Hayır. Saçmalama. Ben bir daha Savaş'ın yüzüne bakamam ki. Ya abla, Savaş abiyi sen ispiyonlamadın ki. Sadece Tuğçe abla ajan gibi laf dinlemiş işte. Hem Savaş abi aptal biri değil. Ne olup bittiğini görmüştür. Duymadın mı dün neler dedi Peri? Ya ablacığım, çok kişi vardı. Şimdi baş başa olursunuz işte. Dinler seni. Hayır, zannetmiyorum. Hem Rana Hanım da yanında. Ya sen de git işte. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Yazılanların hiçbir önemi yok, biliyorsun değil mi? Git buradan. Savaş, biz seni gerçekten çok seviyoruz. Hiçbirinizin sevgisine ihtiyacım yok. Hiçbir şey umurumda değil. Umurumda değilse yazılanları niye okuyorsun o zaman? Sinirlenmek beni hayata bağlıyor. Şimdi git buradan, kalbini kırmak istemiyorum. Sen benim kalbimi zaten kırıyorsun. Hep kırdın ki. Ne yapıyorum ben sana? Hiç tahmin edemeyeceğim bir şey yaptın. Saçmalıyorsun. Evet, saçmalıyorum. Üzgünüm ama sen bunları duymaya hazır değilsin Savaş. Ne yapabilirim? Savaş, ben buraya özür dilemeye geldim. Dileme istemez. Özür filan dilemeyeceğim zaten. Sen üzülmek için kendine bahaneler arıyorsun. Evet, dün gece çok kötü şeyler oldu. Evet, bunu herkes öğrendi. Üstelik benim yüzümden oldu. O oldu, bu oldu ama bunların hiçbir önemi yok. Sen yine kaçmak için bahaneler arıyorsun. Bunu kullanıyorsun işte. Sen beni affedersin ya da affetmezsin. Bu benim umurumda bile değil. Ama bence senin kendini affetmen lazım. Senin tekrar hayata dönmen için kendini affetmen lazım. Biz seni gerçekten çok seviyoruz. Senin varlığın bile yeter bana ama dostluğun yetmiyor. Biliyorum, fikrin değişmeyecek. Kendine eminlisin. Sırf bu yüzden bile aşık olur insan sana. Yeminini bozmanı istemiyorum ama seni her zaman bekleyeceğimi bilmeni istiyorum.